Biz Nuray Hanım'la konuştuk. Tabii Nuray Hanım'la konuşmadan önce Cesur'la ben konuştum. Ondan laf bana, benden ona laf. Ben anlatayım. Siz kafanızda öyle yorumlayabilirsiniz. Cesur dedi ki abi ben tekrar tabii cuma akşamı ben onu bayağı bir sıkıştırdım. Cesur böyle bir durum varsa söyle. Abi dedi ben sana bir şey soracağım. Sor evet. dedim Cesur. Soracağım deyince hani bir şeyler bekledim açıkçası. Abi dedi şimdi dedi diyelim ki İlknur dedi annesinin yanında çıkarsa bunlar bulmuşsa bunu dolduruşa getirip de. Arkadaşlar WhatsApp'a bakar hani mısınız? Evet. Ben sanki onu tutmuşum gibi programa getirip de İlknur da benim üzerime ifade verirse ben ceza alır mıyım? Evet. Almazsın dedim. Bunun dedim bu soru normal mi sence? Bu soru tabii devamını getireceğim. Almazsın dedim. Bunun bir tabii eğer ispatı varsa dedim yani. İspatlanacak bu ülkede dedim. Bir daha söyler misin sana tam ne dediğini? Bir daha söyle. Dedi ki şimdi dedi benim kaynanam ısrarla diyor ki benim kızım gelecek burada ifade verecek her şey konuşacak. Ama dedi ben şundan korkuyorum. Şimdi İlknur bulunmuşsa bunlardaysa bunlar da İlknur'u dolduruşa getirip de programda sanki başkası değil de ben onu tutmuşum gibi. Hmm. Üzerime ifade verirse sence benim cezam olur mu? Bir cezam olur mu? Olmaz dedim. Ama bu ispatlanır. Soru... İkinci bir şey daha söyledi. Ben bunu ben zaten özellikle Nuray Hanım'la paylaştım. Tamam Nuray'la paylaştın. Evet, evet ikinci söylediği şey de budur. Ben Nuray Ama Hanım'a... sen demişsin ki bak bu cümleyi arkadaşlarıma da söylemişsin. Demişsin ki İlknur çıkıp gelirse ya da İlknur bir yerde tutulduysa benim cezam ne olur diye sorduğunu söylemişsin. Arkasından da demişsin ki Cesur çok şüpheli konuşuyor demişsin. Şüpheli ben değil mi? Ben onun o günkü konuşmasını bakın ben Nuray Hanım'a da söyledim. Beni Paşa, şüphelendirdi. Senin benimle konuştuğun hepsini ben kaydettim. Okutabilirsin abla. Hepsi, senin beni 10 defa kaydetti. Arayıp da hayır, hayır, ben sana ben. Kaydetmeni hani istedim. Senin Cesur mesela sorduğun soruları şeyleri hepsini mesela çıksana kadar ceza alırım. Bilmem ne ben seninle hatta dedim ben şüpheleniyorum. Ama ben Cesur'dan şüpheleniyorum istedim, dedin. Doğru mu? Evet sen o da tamam. söyledi hani kaydet Tabii, dedi. Kayıtlarını gösterebilirsin. Ben ondan şüpheleniyorum dedi. Şimdi dedi yok derim dedi onda çıkar dedi başımı bela girmesin dedi. Bunlar hep söylediler yani. Allah Allah. Ben söyledim evet. söylediler Otelde derken bakın ben. Cesur karşımda oturuyor. Peki Cesur'un nelerini şüpheli buluyorsun Paşa eski arkadaşısın sen? Neyi? Şimdi ben Cesur'da bakın Cesur'da şöyle bir şey var. Kendini bazı konularda ifade edemiyor. Bazı paylaşımlar var açıkça söyleyeyim. Yani ben Nuray Hanım'a da söyledim. Ben %90 Cesur'dan beklemiyorsam %10'u da vicdanına bırakıyorum tabii. %10 da ciddi bir oran ama biliyorsun değil mi Paşa? %1-2 yani, demiyorsun, %10 diyorsun yani. Evet. Ben dedim ki şey Cesur'da şöyle bir şey. Yani bana bu soruyu sormasına ben açıkçası Nuray Hanım'la da bunu paylaştım. Sizinle de paylaşıyorum. Kendisiyle de şimdi konuşuyorum. Bu tamamen belki suçun olmayabilir ama bu tür şeyleri sen kendi üzerine bir şeyler çekiyorsun. Bir, bak, ikincisi o günü. Evet. Ben yakamı kurtardım demesine de ben aynı şekilde telefonda yine aradım. Ne demek o? Ben yakamı kurtardım ne demek? Siz burada program yaptınız ya. Evet. Sen hatta özür dilerim. Siz dediniz ki Cesur'a tamam. dediniz ki ne demek ben yakamı kurtardım artık ondan İknur'dan. Siz dediniz ki neden ekrana bakmıyorsunuz? O dedi bakmıyorum ben yakamı kurtardım. Bana da şöyle söyledi. Ben onu tekrar sordum tabii programdan sonra. Sen ne demek istedin? Sen mi kendini ifade edemiyorsun? Sende bir şey mi var? Yani artık varsa bir şey söyle. Abi dedi ben artık ondan soğudum demek istiyorum. Bir şeyleri tam ifade edeceğim edemiyorum. Bakın ben buraya sadece Cesur'u savunmaya gelmedim. Kendimi savunmaya Şimdi ben şöyle yapacağım. Değil. Hakan kızımızın İknur'un kafeden çıkarken o paylaştığımız kameraya yakalanan görüntüyü ekranlara getirebilir miyiz? Çünkü bak o sıralarda görüntüyle bir Zeki diye bir arkadaşıyla konuşuyor Paşa. Ve ona konuştuğu sırada da işte beni arkadan biri takip ediyor diyor. Yani İknur'u kim takip edebilir? İknur'un düşmanı var Şimdi mıydı? İknur'un düşmanı var mıydı Nuray? Var mıydı? Hayır ya. Bir dakika evet. ben Nuray'la konuşuyorum. Onu ben kime bağlarsınız? Herkes onu sever. Onun düşmanı olamaz. Tamam bir kızımızın görüntüleri bir gelsin ekrana. Biraz daha dikkatli bak. Çünkü görüntülerde konuşuyor evet. sonra bir yere kadar gidiyor. Ondan sonra kızdan haber alınamıyor. Gelsin ekranlara o görüntü lütfen okuyalım.
Zeki arkadaşı diyor ki işte arkamdan bir araba beni takip ediyor diyor paşa. Bak evet. Kızı bir araba takip ediyor o sırada. Evet. Sonra da karanlık bir yere doğru giriyor. Ondan evet. Sonra ben de artık ondan sonra görmedim diyor. Evet. Daha sonra da kameralardan zaten çıkıyor, görüntülerden çıkıyor. Kim takip edebilir İlknur'u sence? Şimdi İlknur cin gibi bir kız. Tamam, saftır, temiz kalplidir ama hani o kadar da birisi onu takip ediyorsa görüntülü konuşup da adama hani beni eski eşim takip ediyor. Nereden gelecek. Bilsin araba geliyor, arabanın yani, içindeki nereden görsün hani, gece? Kendi yorumumu söyleyeyim hani burada ben kendi yorumumu söyleyeyim abla. Şimdi madem öyle bir durum vardı İknur karanlığa neden öyle bir şey görmesine rağmen neden hala karanlığa yürümeye devam etti ve telefonu o anda kapanıyor. Bu Sezai'di önce ablanın söylediği sonra ismini unuttum bu arkadaşın. Zeki diye çıktı. Peki bu Zeki arkadaş 20 gündür bu kız aranıyor kardeşimiz. Evet. Yani o kadar sosyal medya olsun sizin programlarınız. O zaman hadi insan merak eder. Ben olsam ararım o kızı. Telefonu mu kapandı? Bir daha ararım. Üst üste aramışsa, ailesini de tanıyorsa. Aramış biraz... zaten üst üste. Aradı. Aramış, aradı. Konuşmuş. Ha, konuşmaya çalışmış, ulaşamamış. Sizinle mi? Hayır, kızı aramış. Hayır, anladım onu Didem Hanım. Kızı aramış ya. Programı arayabilirdi, annesini arayabilirdi. Zaten o beni arayan o, kafede en son gördü diyen o. Evet. Zaten ilk beni bana arayan o. Bana pek inandırıcı gelmiyor o, kesinlikle. Allah aşkına, zaten beni ilk arayan o. Şimdi kızı kafedeydi diyen o, daha ben İlknur, buraya gelmeden önce. İlknur hangi sırlarını Cesur'a anlatıyordu? Ha, Cesur'a ona gelince, şimdi İlknur Cesur'dan hiçbir şeyini saklamazdı. Bileceğim bunlardan ben ya. Hiçbir şeyini saklamazdı. Ben ondan saklamazdım. Yani başına ne gelirse gelsin... Kim bir şey, kim yani İknur'un bu Cesur'la paylaştığı bir sır yüzünden mi İknur'un başına bir şey geldi? Ya şimdi ben... Çünkü bacanağının damadın ölümünü de İknur'la bağlantılı kuruyorsun da ne biliyordu Aytaş'la ilgili? İlk damadının ölüm haberini aldığımda ben tabii bunları Cesur'a da sordum. Biz Nuri ablayla da konuştuk. Fakat bu Cesur'un size anlattığı, tabii bana da aynı şekilde anlattığı bazı kayıtlar, bazı... ama ne kadar doğru, ne kadar gerçek Aytaş'la ilgili, dayılarıyla ilgili onu bilemeyiz. Allah bilir. Evet. Onları anlattı fakat benim bildiğim kadarıyla Nuray ablanın diğer iki kızı bazı şeyleri içine atabiliyor ama İknur bir şey duyduğu zaman asla içine atmaz. Annesi de olsa, arkadaşı da olsa paylaşır. Ben kendi kafamda şöyle bir şeyler tabii kurdum. Acaba bu rahmetli Aytaç'la da 4 sene önce bir telefonda görüşmüşlüğüm var bu arada. Acaba İknur'un bunun bir şeyini bildi de kaybını etti, başına bir şey getirdi. Demin az önce kime rahmetli diyecektin, sonra dilin sürçtü, rahmetli Aytaş dedin. İlknur mu yoksa? Hayır, Aytaç'a. Aytaç'a rahmetli. Sence İlknur hayatta mı? Valla İlknur, siz nasıl biliyorsanız ben de öyle biliyorum. Yani senin fikrin ne? Biraz fikrin var senin paşa. Benim fikrim, ben annesine de söyledim. Yani İlknur'u hiç kimse bir evde tutamaz. Yani mümkün değil. Zorla da mı tutamaz? Zorla tutamaz. Ben İlknur'u gördüm, zorla kesinlikle tutamaz. Başına bir şey gelmiş olabilir mi? Nasıl? Başına bir şey gelmiş olabilir mi? Valla başına bir şey gelmiş olabilir mi? Ben inanmıyorum başına bir şey gelsin. Ne oldu o zaman kaçtı bu kız? Ya bir uzağa kaçmadı. Gelmedi, uçtu gitti. Bu uzağa kaçmadı tabii. Başına bir şey geldiğine ben şahsen inanmıyorum. Yani beklemiyorum. İnşallah da gelmemiştir. Paşa ben sen demişsin ki İknur ve işte bacanak Aytaç, hayatını son veren Aytaç arasında bir şey vardı diyorsun. Ne vardı? Şimdi onu ben şöyle söyleyeyim Didem Hanım. Yani eniştesiyle İknur arasında ne vardı ölen enişteyle? Ya Aytaç'ın Cesur'un da anlattığı kayıtlar aynı şekilde İlknur'un da başına gelmişse onları İlknur da hani bildiyse içinde tutamaz. Çünkü ben az önce söylediğim gibi... Bildiğine. Yani Aytaç'ın yaşadığı bir ilişkiden karısı Birsen'in yaşadığı, Birsen miydi diğer kızın adı senin? Onun yaşadığı ilişkilerden bahsediyorsun. Evet. Bu işte aile içinde yaşanan bir ilişki ağından bahsediyor. Evet. Bunları İlknur'un, ama bunlar anladığım kadarıyla yeni şeyler değil. Bu ilk kez olan bir şey değil. Bir sene zamanda... bak bu o konular bildiğiniz konular bir sene önce olan. Bir sene önce olan. Şimdi bir onlar ailenin yeni hiçbir şey yok. Ailenin mahremi olduğu için şu anda tabii, söylemiyorum sene, ama onlar evet. Bir sene olan önce. Bir şey. Yani hani o konular kapandı zaten. Yok onu niye açıyorlar ben onu bilmiyorum. O konular kapanmış fakat Aytaç ölmeden. Sen Aytaç'la nerede görüştün? İş yerine geldi. Nasıl bir iş yeri senin? Saat kaçtı? Saat
4-5 gibi. 5 gibi geldi. 4.5-5'te benimle konuşurken. Peki sonra oradan çıkarken görüntüleri var mı Aytaç'ın senin iş yerinden? Var. Var mı görüntüleri? Var. Bilmiyorum, ona sorun. Orada kameralar var zaten. Geldiğine gittiğine hep her yerde kamera var. Ha. Sonra iş yerine... Sen Aytaç'la beraber gittin mi mezarlığa ya da başka bir yere doğru? Sonra iş yerine... Bacanağında? İş yerinden aradı da patron aradı. Cesur neredesin dedi. Bak dedi yarım saat falan oldu. Evet. Hani işine dön dedi. Aytaç beni çağırıyorlar dedim. O zaman dedi ben burada bekleyeyim seni dedi. Hı hı. Sonra dedi ararım seni dedi. Tamam ara dedim. Ben dedim bir konuşayım dedim dedim. O beni aradı 5 dakika sonra. Yani baldızını aramak için senin yanına geliyor. Biri hayatta mı değil mi de mücadele veren bir adam. Evet. Enişte. Sonra 2 saat sonra da kendi hayatına son vermesi sence normal mi? Ve 7 gün önce de sence normal aramaması. Mi? Normal mi? Normal değil. Normal değil. Bence de normal değil. 7 gün önce neden aramamış? Bir de şöyle bir şey var. Bir dakika lütfen. O neden biliyor musun? Aytaç'la ilk durum kaybı arasında gerçekten bir bağlantı olabilir. Aytaç'ın yani mezarlıkta da böyle elinizi koymuş gibi bulmanız da çok enteresan.